Merhabalar, bilmece programından herkese selamlar, sevgiler. Bir bilmeceyle yine birlikteyiz. Bugün çok keyifli bir okul bizlerle beraber. Kim var bugün burada? Kim var? Gevher Hatun Anaokulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Aman efendim, ben de çok iyiyim, afiyetliyim. O zaman sohbete başlayalım mı hemen? Başlayalım. Beyefendi, sizinle başlayalım. Adınız nedir acaba? Ali Dast. Efendim? Ali Dast. Ali, çok güzel. Böyle bir yakın tut, yüzünü görsün anne baba. Çok güzel. Ali, kaç yaşındasın? 6 neredeyse. Neredeyse 6 mı? Öyle bir yaş var mı? Neredeyse 6. Yani 5.5'tan yola çıktın, değil mi? 6'ya mı geldin? Evet. Çok güzel. Peki sana bir soru soracağım. Sen büyüyünce ne olacaksın? Astronot. Astronot mu? Astronotlar ne iş yapar? Uzayı gezerler. Uzayı mı gezerler? Piknik yaparlar mı orada? Hayır. Resim mi çekiyorlar? Evet. Uzayda ne arıyorlar astronotlar? Ne? Yıldızlara mı bakıyorlar? Evet. Çok güzel ya. Peki neye binip gideceksin? Arabayla mı gidiliyor oraya? Nasıl gidiliyor? Hayır. Uzay gemisi. Gemiyle gidiyorsun. Denizdeki gemiyle mi gidiyorsun? Hayır. Bir dakika ama anlayalım. Roket mi var? Hayır. Aslında bir uzay gemisi var böyle uzun. Onun içine binip gidiyorum. Uzun bir tane uzay gemisinin içine biniyorsun. Hı. O böyle yerden havaya mı kalkıyor gidiyor? Evet. Vay be. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu hemen. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Adınız nedir? Hamza Yiğit. Hamza, kaç yaşındasın? 6. 6 neredeyse mi? Yoksa evet. Tamamen mi 6? Tamamen 6. Çok sevindim. Peki sen büyüyünce ne olacaksın acaba? Polis. Polis. Polis ne yapar iş olarak? Hırsızları yakalar. Hırsızları yakalar değil mi? Hırsızlık da kötü bir şey. Şimdi bak mesela bir empati kuralım. Biliyor musun empati ne demek? Hayır. Ben biliyorum empati ne demek. Yani bana yapılmasını istemediğini başkasına yapma gibi bir şey bu. Tamam mı? Mesela ben şimdi benim saçımı çekmenizi ister miyim? Hayır. O zaman sizin de saçınızı çekemem değil mi? Evet. Bu nedir? Bir empati. Empatidir. Bir empati kurmaktır. Yani ben ona yapmayayım, bana yapılmasın ona da yapmayayım. Oh, anlattım ben bunu bugün. Çok güzel. Büyüyünce polis olacağız. Hırsızlık iyi bir şey mi? Hayır. Peki sen okulda arkadaşların eşyalarını izinsiz kullanır mısın? Kullanır mısın? Kullanmazsın değil mi? Aferin, ver bakalım yan tarafa hemen mikrofonu. Utku da cevap vermiş olabilir. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? İyiyim. Ay, adınız nedir? Zeynep. Zeynep, çok güzel bir elbise görüyorum üzerinde. O elbiseyi sana kim aldı? Annem. Ay, çarşıdan mı aldınız? Hayır, diktiriyor. Aa, özel bir diktiriliyor. Peki evet. Bunları diktirenlere, dikenlere, elbise dikenlere biz kasap mı diyoruz? Evet. Bu ne? Kandırdım. Kandırdım seni ben. Kasap değil ki o. Elbiseyi dikene ne denir? Bilmem. Terzi. Terzi denir. Peki Zeynep'ciğim, sen büyüyünce ne olacaksın? Balerin. Ne? Erkek miyim? Evet. Erkekler bale yapamaz mı yani? Nedir yani? Durum nedir? Ama ona balerin denmez değil mi Zeynep? Ona balet denir. Erkek bale yapanlara balet denir. Böyle yaparlar bak. Oh. Böyle bir şey yapıyorlar işte. Ver bakalım yan tarafa. Nasılsın? İyiyim. Sen büyüyünce ne olacaksın? Asker. Asker mi? Sanki sen ama doktor olacaksın gibi bakıyorsun bana. Sanki doktor olacaksın gibi bakıyorsun bana. Peki sana bir şey soracağım. Adın ne? Metehan. Kaç yaşındasın? 5.5 yaşındayım ama 6 boyundayım. 5.5 boyunda, 6 boyunda. 5.5 yaşında 6 boyunda mısın? Evet. Ben o zaman 7.5 yaşındayım. 40 boyundayım. Mıyım? Bilemedim şimdi bak. Tamam, şunu konuşuyoruz. Büyüyünce asker olacaksın. Askerler ne yapar? Hırsız yakalar. Onlar da hırsız tabii. Onlar da yakalayabilir. Tabii yakalayabilirler. Bir de ülkeyi korurlar değil mi? Evet. Ülkemizi korurlar. Çok önemlidir. Peki senin böyle evde sorumlulukların var mı? Sorumluluk var mı evde? Anneye babaya karşı?
Yok. Niye? Sorumluluk çok önemli bir şey. Mesela sen televizyonu kapatma sorumluluğunu alır mısın üzerine? Alırım. Al. Hemen anneye babaya söylüyoruz. Bundan sonra televizyonları kim kapatacak? Evde. Evet. Sen kapatacaksın. Çok güzel. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Niye hep böyle bir gülecekmiş gibi duruyoruz biz? Çok güzel güleç gözleri vardı ondan değil mi? Sen havuç mu yiyorsun? Hayır. Bence havuç yiyorsun. Gözleri çok güzel çünkü. Gözleri çok güzel bakıyor. Ben havuç yiyorum. Tabii canım, havuç yiyor. Havuç yeri gözü öyle. Bir de balık yiyorsun galiba bol bol. Adın ne senin? Bir de balık da yiyor. Adın ne? Adın ne adın? Borat. Ha? Borat. Borant. Boral. Boral. Evet. Boral, çok güzel. Boral. Zeynep ne oldu? Hayırdır? Çok komik değil mi? Evet. Boral, sana bir soru soracağım. Kaç yaşındasın? 6,5. 6,5 yaşındasın. 7 görünümde misin sen de? Evet, çünkü uzun boyunluyum. Niye uzuyor senin boyun? Ha? Niye uzuyor? Bilmiyorum. Ne yiyorsun da uzuyor? Ne yiyorsun? Ben de neyden... Peki, yani ne yiyince boy uzar? Mesela balık yiyince boy uzar. Ben balık yiyorum. Aferin, süt içince boy uzar. Süt de içiyor. Ha, belli çünkü. Peki sen tiyatro seviyor musun? Hayır, ama onun yerine sinema seviyorum. Sinema mı seviyorsun? Evet. Aa, o zaman sen çizgi film seversin. Dur, evet. O zaman bak bakalım böyle. Bak bakalım kameraya, bak bakalım oradaki abiye ve çizgi film başlıyor diye bağır bakalım. Çizgi film başlıyor. Buz ve sis. Koşullar daha kötü olamazdı ama bir numaralı yarışçı Theo Dibble yolu yakıyor. Şunun gidişine bak. Terbiyeli takım. Şu elektronik oyuncaklar başa bela. Bir yasa çıkması gerekir aslında. Şimdi sıkıştı. Dibble bir performans ve hayran kitlesi hedefliyor. Hey, ne oldu? Pilleri daha yeni takmıştım. Cevap vermiyor. İyice sapıttı. Sanırım kısa devre oldu. Acaba ne oldu? Beni icat ettiğin zaman bu kadar çok şey beklemiyordun değil mi? Seni epidermik pislik. Şuna bak. Hayır, sayarat. Dur. Yapma. Bunu sen istedin. Seni kapatmak zorunda kalabilirim. Merak etme Spurum. Sakin, sessiz ve kendime hakim olacağım. Öfke nöbeti, hiddet, zıvanadan çıkma yok. İrade timsali olacağım. Kayak yapmaya gitmek için trene binsek daha iyi ederdik. Ama patronluktan sen Spurum'u civata kovası diye tutturdun. İşte buyurun, hiçbir yerin ortasında kala kaldık. İnanamıyorum. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bendeki haritada hiçbir şeyin ortası diye bir yer yok. Ama Sticksville denilen bir kasabadan çok uzakta değiliz. Ben de geceyi orada geçirmeyi planlıyorum. Geliyor musun? Spip? Hadi Fantazio. Daha kötülerini de yaşadık. Hızlı fırın gibi bir trende yataklı vagonda sıcak bir yatağa kıvrılmış olabileceğimizi düşünüyorum da inanılmaz olurdu. Sticksville ile karların buzların arasından zar zor yürüyerek gitmekten bin kat daha iyiydi. Patencilerin valsi miydi o? Hayır, bu benim üçlü aksel yorumumdu. Bak, kullanılmayan bir tren attı. Kasabaya kadar onu izleyebiliriz. Daha az kaygandır. Hadi gidelim. İyi de nereden biliyorsun? Sticksville istasyonu kesinlikle sapa bir yerde. Hiç değilse rüzgardan korunmuş oluruz. Hadi gel. Bir ışık gördüm. Belki de kara saplanmış olan yalnızca biz değilizdir.
Sence burada yaşayan biri var mı? Ya burada ya da orada kılıksız bir elektronik tamircisinin hayaleti dolaşıyor. Burada ne olduğunu merak ediyorum. Şu elektrik düğmesini açayım. Affedersiniz Pip, buna ihtiyacım var. Bu korkunç hayaletli evden çıkıp sakin bir otel arayamaz mıydık yani? Zaten sabah olacak neredeyse. Şeytanlar götürsün. Bu ne Spiro, çabuk buraya gel hemen. İyi akşamlar efendim. Sana da iyi akşamlar. Lütfen beni kurtarır mısınız? Genç beyanları kurtarmak benim özel zevkimdir. Ana şalteri buldum. Bu da kim? Eğer ben onun yardımına gelmemiş olsaydım bu genç bayan sonsuza kadar rehin tutulabilirdi. Bu daha iyi. Sizinle tanıştığımızda çok memnun oldum. Bana sayanat diyebilirsin. Seni bağlayan her kimse belki de hala buradadır. Neyse, hırsını ondan alma. Bu da teşekkürün başka bir yolu olmalı. Bana rüya gördüğümü söyle. Biniyordum. Başımızın belaya gireceğini biliyordum. Bunu hissettim. Hey insanlar, ben midemi bulandırmak istemiyorum. Ben gidiyorum, hoşça kalın. Hoşça kalın. Elveda berbat insanlar. Bu seyahat, o kaçtı. Nerede o? Seyahat nerede? Şu tarafa kaçtı. Büyük bir facia. Harikaydı çizgi film. Gerçekten çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bir de çizgi filmi televizyonun yakından seyreden çocuklar var. Yakından seyreden çocuklar her hafta konuşuyoruz. Ama her hafta bizim bir tane kuşumuz var. Dedikoducu kuş o. Gelip bana anlatıyor. Yine televizyonun yakından seyreden çocuklar varmış. Merhaba, nasılsınız beyefendi? İyiyim. İyisiniz. Adınız nedir? Anıl. Anılcığım, bu televizyonun yakından seyreden çocuklar için ne diyeceksin? Seyretmemeliler. Tabii canım. Seyredenlerse ne olur onların gözü? Böyle olur bak. Wow, kör olmaz. Kör olmaz. Göz böyle olur bak, böyle olur. Döner içinde göz. Değil mi? Yakın. Seyretmeyeceksin televizyonu. Bu kadar basit. Senin sorumlulukların var mı hanım? Anneye babaya karşı sorumluluğun var mı? Peki sana bir soru soracağım. Okulda ne gibi davranışları yapmamalıyız? Arkadaşlarımıza... Mikrofonu yakın tut. Arkadaşlarımıza vurmamalıyız. Vurmamalıyız. Niye vurmamalıyız? Çünkü canı acır. Canı acır. Bizim de canımız acır değil mi bize vursalar? Ne yapıyoruz? Empati mi kuruyoruz? Evet. Arkadaşımın canı acır. O zaman ben ona vurmayayım diyoruz. Değil mi Anıl? Başka ne yapmıyorsun okulda? Oyuncakları böyle duvarlara falan fırlatıyor musun? Fırlatmıyorum. Arkadaşımın elinden de almıyorum. Arkadaşının da elinden almıyorsun. Niye arkadaşının elinden alınmaz? Çünkü arkadaşım üzülür. Arkadaşımız üzülür. Üzülmesin diye ne yapmıyoruz Anıl? Almıyoruz. Oyuncağı almıyoruz. Yani empati kuruyoruz değil mi? Anıl, peki başka okulda ne yapmıyoruz? Tamam, teşekkür ederim. Ver sen yan tarafa mikrofonu. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Adın ne? Arda. Arda, kaç yaşındasın? 6,5. 6,5. Büyüyünce ne olacaksın? Futbolcu. Futbolcu olacaksın değil mi? Peki futbolcu Arda'yı tanıyor musun? Evet. O da çok iyi bir futbolcu değil mi böyle? İyi top oynuyor.
Çok iyi. Peki futbol topuna çok hızlı vurmak önemli mi futbolculukta? Evet. Peki o topa böyle güçlü vurabilmek için ne yemen lazım? Et. Et. Alkış. Çocukken et yemen lazım. Güzel. Bir de ıspanak. Dur dur. Efendim? Bir de ıspanak. Ispanak. Nemli. Ispanak yemen lazım. Futbol topuna hızlı vurabilmek, gol yapabilmek için ne yiyeceksin? Ispanak. Et. Meyve. Dur dur. Meyve ne yiyeceksin? Futbolcu. Şöyle koy. Elini koy mikrofona. Evet. Ne yiyeceksin? Meyve. Meyve. Ne meyvesi? Mandalina, elma, muz. Of. Bunları yediğin zaman mandalinayı, elmayı, muzu o futbol topuna vurdun mu ne olur? Hep beraber yapıyoruz. 1, 2, 3. Gol! O zaman mandalina, elmayı falan iyi ye. Şampiyon olursun tabii. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Hanımefendi siz bilmece biliyor musunuz? Biliyorum. O zaman bilmece başlıyor diye bağırsana şuraya bir. 1, 2, 3. Beraber yapalım mı? Hadi hep beraber yapalım. Bilmece başlıyor diye bağıralım. 1, 2, 3. Bilmece başlıyor. Aldır abası, yeşildir cübbesi. Kiraz. Ay çok güzeldi, çok güzeldi. Bilmece, bilmece, bilmece. Bilmece, adınız ne sizin hanımefendi? Bilge. Bilge. Bilge kaç yaşındasın? 5. 5. Masal sever misin Bilge? Severim. Peki hangi masalı seversin en çok? Pamuk Prenses. Ay Pamuk Prenses cüceleri yedi. Ay. Öyle olur mu? Yedi mi Pamuk Prenses cüceleri? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu ismi değil mi? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Peki sen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını dinlemek ister misin böyle? Annem baban sana okusun ister misin? Çok önemli ya. Anne babalar ne olur okuyalım çocuklarımıza. Gece yatmadan önce ne yapalım? Böyle bol bol kitap okuyalım onlara. Onların kelime dağarcığını yükseltelim. Bak nasıl mutlu oluyorlar değil mi? O zaman değil ki bize masal okuyun diye bağırın. Bir, iki, üç. Bize masal okuyun. Bu kadar basit. E sen de o zaman şeydi. Masal saati başlıyor dedi. 1, 2, 3. Masal saati başlıyor. Masal saati başlıyor. Bugünkü masalımızın adı Küçük Deniz Kızı. Engin Deniz'in derinliklerinde büyük bir deniz ülkesi varmış. Bu deniz ülkesinin sarayında kral, annesi ve 6 kızıyla birlikte yaşıyormuş. Kralın en küçük kızı, deniz kızlarının en güzeli ve en iyi kalplisiymiş. Küçük deniz kızının altın sarısı saçları, yosun yeşili gözleri, parlak pullarla kaplı bir kuyruğu varmış. Küçük deniz kızının en sevdiği şey, babaannesinden insanların hikayelerini dinlemekmiş. Küçük deniz kızı insanları o kadar merak ediyormuş ki bazı günler denizin yüzeyine çıkıp denizden geçen gemilerdeki insanları izliyormuş. Bir gün yine insanları izlemek için denizin yüzeyine çıkmış. Büyük bir gemi yaklaşmaya başlamış. Denizde aniden büyük bir fırtına çıkmış. Gemi bir sağa bir sola sallanıyormuş. Sonunda dalgaların büyüklüğüne dayanamayan gemi batmaya başlamış. Geminin battığını gören küçük deniz kızı denize düşen insanları kurtarmak için yüzmeye başlamış. Kendisi denizin dışında nefes alabiliyor, insanlarınsa denizin içinde nefes alamayacağını diyormuş. Gemiden denizin serin sularına yakışıklı bir genç düşmüş. Bunu gören küçük deniz kızı, suyun derinliklerine doğru inen genci yakalamış ve nefes alabilmesi için denizin yüzeyine çıkarmış. Babaannesinin hikayelerinde tarif ettiği gibi bir prensmiş bu genç. Denizin yüzeyine çıktıklarında yakışıklı prensin yüzünü gören küçük deniz kızı ona aşık olmuş. Fakat prens baygınmış ve onu görmemiş. Küçük deniz kızı yüzerek prensi sahile kadar taşımış. Sahile çıktıklarında prens hala baygınmış. Uyanmaya başladığında küçük deniz kızı hemen denize dönmüş
Çünkü prensin onu görüp ondan korkmasını istemiyormuş. Küçük deniz kızı sarayına dönmüş ve o gün olanları kimseye anlatmamış. Günler geçiyor, küçük deniz kızı sürekli prensi düşünüyormuş. Prensi merak ediyor ve artık her zaman onunla olmak istiyormuş. Sonunda büyücüden yardım istemeye karar vermiş. Büyücü ona sihirli bir iksir hazırlamış. Bu iksiri içtiğinde kuyruğun kaybolacak ve bir insan olacaksın. Fakat sana vereceğim bir çift bacak karşılığında sesin benim olacak. Unutma, iksiri içtikten sonra tekrar deniz kızı olamazsın demiş. Küçük deniz kızı büyücünün teklifini kabul etmiş ve iksiri almış. Sahile yüzmüş, karaya çıkmış ve iksiri içmiş. O an kuyruğu yerine bir çift bacağı olmuş. Prensi bulmak üzere sarayın yolunu tutmuş. Saraya geldiğinde büyük bir kutlama olduğunu görmüş. Sarayın bahçesinde prens gelinlik giymiş bir kızla dans ediyormuş. O gece saraydaki kutlamanın prensin düğünü olduğunu anlamış. Prensin başka bir kızla evlendiğini gören küçük deniz kızı çok üzülmüş. Konuşamadığı için prense onun hayatını kurtardığını ve ona olan aşkını anlatamamış. Ülkesini ve ailesini terk ettiği için çok pişman olmuş. Prense hiçbir zaman kavuşamayacağını anlayan küçük deniz kızı kayalıklardan kendini denize bırakmış. Ve gözyaşlarıyla birlikte denizde köpük olmuş. Aa, gerçekten de çok güzeldi. Ve şimdi ben hayvanlardan biraz söz etmek istiyorum. Hayvanlar, sokaktaki hayvanlar üşüyorlar mı acaba, size sorayım. Üşüyorlar, kış geldi değil mi? Çok kış var. Bu sene çok kış var, hayvanlar üşüyor. Peki sen sokak hayvanlarına bir kap su verir misin? Evet. Mikrofonu yakın tutar mısın kendine doğru? Verir misin bir kap su? Evet. Yemek verir misin onlara? Evet. Ay çok önemli değil mi? Onlar dışarıda aç, susuz kalıyorlar ve hiçbir şey söyleyemiyorlar. Adınız ne sizin? Egemen. Egemen, sen evde hayvan besliyor musun? Evet. Ne besliyorsun? Kuşlara ekmek kırıntısı. Oy çok güzel. Kar yağdı mı bu kuşlarımız bizim yemek bulamıyor değil mi? Evet. Her taraf karla kaplanınca çık 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 çık. Mama nerede, mama nerede? Aa mama yok. Aa Egemen'in balkonda mama var. Hadi gidelim ona çık 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 çık. Egemen'in balkonu ne yapıyor hayvanlar? Kuşlar? Mama mı yiyorlar? Yiyor. Aferin. Ekmeği kim böyle kırıp kırıp atıyor? Sen mi yapıyorsun o işi? Evet. Alkış. Çok güzel. Çok asil bir davranış. Yani hayvanları seviyoruz değil mi? Evet. O zaman hayvanları tanıyalım başlıyor diye bağıralım mı? Evet. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hayvanları tanıyalım başlıyor. Koalalar, Avustralya'ya özgü, otçul ve ağaçta yaşayan bir hayvan türüdür. Kalın ve kuyruksuz gövdesi, yuvarlak ve tüylü kulaklarıyla, büyük ve kaşık şeklinde burnu ile kolayca tanınır. Koalanın vücut uzunluğu 60 ila 85 cm'dir ve ağırlığı da 4 ila 15 kg arasında değişir. Kürkünün rengi gümüş grisi ile çikolata rengi arasında farklı renklerdedir. Koalalar genellikle hareketsiz bir yaşam sürer ve günde 20 saat kadar uyur. Asosyaldirler. Anne koalalar yalnızca bakıma ihtiyaç duyduğu sürece yavruları ile ilgilenir. Günlerinin çoğunu ağaç üzerinde geçirseler de başka bir ağaca gitmek için yere indiklerinde dört ayakları üzerinde yürürler. Temizlenmek için arka pençelerini kullanır ancak zaman zaman ön pençeleri ve ağzını kullandığı da görülür. Hayvanları hepimiz sevelim. Hayvanlar çok güzel. Hayvanları böyle evimizde de sahiplenebiliriz. Mesela kedimiz olabilir, kuşumuz olabilir, balıklarımız olabilir, kaplumbağalarımız olabilir. Hayvanlar her zaman bizim dostumuz çünkü. Değil mi arkadaşım? Adınız nedir? Efe. Efe kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Efe, sizin evde hayvan var mı?
Yok. Niye? Almadık. Alın tamam mı bir tane? Bir tane balık alın en azından. Çünkü hayvanları... Aa, balığımız var aslında. Var mı? Adı ne? Daha koymadık. Daha koymadınız mı? Ona Kutlay deyin. Benim adımı verin balığa. Tamam mı? Kuti de diyebilirsin bak Kuti. Güzel bir balık ismi Kuti. Kuti. Tamam mı? Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Yana ver mikrofonu. Beyefendi nasılsınız? İyiyiz. Adınız nedir? Haktan. Haktan. Kaç yaşındasın? 5. Haktan. Sana bir soru soracağım. Tiyatroyu seviyor musun? Seviyorum. Oha çok güzel. O zaman şöyle bak bakalım oraya. Tiyatro başlıyor diye bağırır mısın? Tiyatro başlıyor. Tiyatro başlıyor. Bir güzel oturduk yedik. Ya. Aa, bu gürültüde ne böyle? Aa, ahtapot. Ahtapot arkadaşım benim. Ahtapot niye ağlıyorsun çocuğum? Ya trafik kurallarını bilmediğim için karşıya geçemiyorum. Parka gidemiyorum. Parka mı gidemiyorsun? Evet parka gidemiyorum. Ya, bir dakika şimdi sen trafik kurallarını bilmediğin için karşıdan karşıya mı geçemedin? Evet karşıdan karşıya geçemedim. Aa, yazık tabii. Şimdi gidemeyince de çocuk parkına diğer çocuklar gidince çok üzülmüş. Yavrucuğum çok basit trafik kuralları. Dev biliyor mesela değil mi? Sevgili dev biliyor. Mesela sevgili dev. Kırmızı ışıkta ne yapılır? Yürürüm. Yürünür mü? Yürünmez. Yürünmez. Kırmızı ışıkta ne yapılır? Tabii ki çilek yenir. Çilek mi yenir? Aa, çilek yenir. Biri çilek yenir diyor, biri diyor yürünür diyor. Arkadaşlar, kırmızı ışıkta ne yapılır? Durulur. Öyle değil mi? Şarkısı bile var. Nasıl? Şarkısı bile var. Bak şarkısı böyle olur. Nasıl? Kırmızı dur. Kırmızı dur. Tamam mı? Çok basit. Tamam. Şimdi kırmızı ışıkta ne yapılacağını öğrendik artık. Kırmızı tamam. Yandığı zaman ne yapıyoruz? Duruyoruz. Duruyoruz. Peki sarı ışıkta ne yapılır? Ben biliyorum. Sen mi biliyorsun? Ben biliyorum. Söyle ben. Bakalım. Muz yenir. Muz yenir mi sarı ışıkta? Sarı ışıkta muz yenir mi? Sarı ışık muz da sarı anlıyorum ama sarı ışıkta muz yenmez. Dev biliyor musun? Evet biliyorum. Ne yapılır? Böyle hoplarsın. Ne hoplaması? Bunu da bilmiyorsunuz. Sarı ışıkta hazırlanır. Hazırlanılır tabi hazırlanılır nasıl hazırlanılır? Nasıl? Mesela şimdi yürüyorsun yürü bakalım. Kırmızıyı gördün ne yaptın? Durdun. Kırmızıda durdun. Sonra ne yandı? Sarı. Sarı yandı. Hazırlanıyorsun. Hazırlandın mı? Bak hazırlanmayı gördün mü? Bak böyle hazırlanıyorsun. Evet. Hazırlandın çok güzel hazırlandın. Şimdi sarıda hazırlandın. Onun da müziği var. Nasıl? Bak şimdi kırmızı dur. Kırmızı dur. Sarıda hazırlan, sarıda hazırlan, sarıda hazırlan, tamam mı? Tamam. Çok basit. Evet. Peki gelelim yeşile. Yeşil yandı ne oldu? Baba biliyorum. Ne oldu? Tabii ki karpuz yenir. Karpuz yenmez yeşilde. Aa, bunda karnı acıktı galiba meyve yiyor. Ama meyve yemek de faydalı yesin çocuk tabii. Büyüyecek boyu büyüyecek ama sen yanlış söylüyorsun. Ne yapılır trafik peki? Trafik lambası yeşil karpuz yenmez. Aa, yeşilde ne yapılır? Beklerim. Bak bu da yeşilde bekledi şimdi görüyor musun? Yeşilde beklenmez. Beklenmez tabi beklenmez. Beklenmez. Yeşilde karşıdan karşıya geçilir. Geçilir. Tabi o zaman şarkımızı söyleyelim. Hadi söyleyelim. Şarkımızı bitirelim. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Kırmızı dur. Kırmızı dur. Sarıda hazırlan. Sarıda hazırlan. Yeşilde geç, yeşilde geç, yeşilde geç, yeşilde geç. Öğrendin mi şimdi? Tabii ki öğrendim. Çok basitmiş. Çok basit tabii ki. Trafik kuralları bizim canımız, malımız, güvenliğimiz için çok gereklidir. Evet. Bunların hepsini bileceksin. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. O zaman ben parka gidebilirim artık. Tabii git bakalım. Ama dikkat et. Dikkat et. Şarkıyı unutma. Şarkı aklımda. Kırmızı dur. Kırmızı dur. Sarıda hazırlan. Sarıda hazırlan. Yeşilde geç, yeşilde geç, yeşilde geç. Hadi bakalım hoşçakalın. Siz de hoşçakalın sevgili çocuklar. Unutmayın trafik kuralları bizim için çok önemli. Kırmızı dur, sarıda hazırlan, yeşilde geç. Öyle değil mi? Evet çok haklısın balıkçı fışmış. Hadi bakalım önümüzdeki hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Evet harikaydı. Gerçekten çok güzel bir tiyatro gösterisiydi. Ver bakalım yan tarafa mikrofonu. Adınız nedir beyefendi? Utku. Utku. Şarkı biliyor musun Utku? Şu şarkıyı biliyor musunuz? Ellerim tombik tombik. Biliyor musunuz o şarkıyı? Söyleyelim mi hep beraber? Hadi ben mikrofonu alayım hep beraber söyleyeyim. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Ellerim tombik
Kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görünmez. Saçlarım bakım ister. Hele dişler, hele dişler. Uzamazsın tırnaklar. Kirlenmesin kulaklar. Bize pis derler. Pis derler. Bize pis derler, pis derler. Bize pis demesinler, biz ellerimizi yıkayalım, banyoda ağlamayalım bu hafta. Annemizi, babamızın sözünü dinleyelim ve eşyalarımızı toplayalım. Kardeşimize iyi davranalım, derslerimize çalışalım. Haftaya nasıl olsa yeniden görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hep beraber hoşça kal diyelim mi? Kaldır bakalım elleri havaya. 1, 2, 3, hoşça kal.